Geçtiğimiz günlerde 3 oyunuyla birlikte 75 milyon satış rakamına ulaşan ve bunun 50 milyonunu Witcher 3 Wild Hunt'la yakalayan CD Projekt ne kadar büyük lokma olduğunu herhalde 50. kez dünyaya duyurmuştu. Ama Activision, Blizzard gibi büyük lokmaların bir bir Microsoft tarafından enselerinden çekilerek Xbox'a katıldığı dönemde CD Projekt Red'in de adı arada bir ulan acaba laflarına karışmıyor değildi. Bunun en yakın zamanlı söylentisi de geçtiğimiz günlerde çıktı. Sony, konsol ve oyun savaşlarında Microsoft'a yenik düşmemek, rekabeti harlamak için CD Projekt Red'i alma planlarını kafasında yapıyor dendi. Bunun dayanağı da Destiny 2 hakkında veriler sızdıran Liz'di. Böyle bir alım gerçekleşmesi durumunda CD Projekt PlayStation özel bir Witcher oyunu geliştirecekti ve haliyle arzulanan Microsoft-Sony rekabeti doğrulmuş olacaktı. Dışarıdan bakınca CD Projekt'i almak çok doğru bir hamleymiş gibi gözükse de söylentinin doğruluğu ilk elden hızla yalanlanmaya başladı. Twitter'da söylentilere cevap olmak adına Polonya'daki stüdyonun halkla ilişkiler temsilcisi Ola Sondey böyle bir görüşme yapmadık dedi. Dahası CD Projekt CEO'su Adam Kaczynski söylentiler üzerine yıllardır tekrarladığı cümleleri tekrar sarf etti ve CD Projekt satılık değil dedi. CD Projekt bağımsız kalıp kafalarındaki plana sadık kalarak ilerlemek istiyordu. Aynı yıllardır yaptıkları gibi. Başka oyunları port ederek başladıkları hayatları adım adım gelişti ve Witcher 3 ile arşiva ulaştı. Tabii dışarıdan bakınca ve acabalarla düşününce Sony'nin CD Projekt'i alması güzel durabiliyor. Ayağı yere daha sağlam basan ve belki de daha deneyimli bir ekiple geliştirilme ihtimali olan yeni Witcher oyunu insanın ağzının suyunu akıtıyor ama bir yandan bağımsızlığını yitirmiş CD Projekt'i görmek de en azından beni içten içe üzüyor. Son zamanlarda ufak çaplı bir nefret yaratmış olsalar da güvenmek istediğim firmalardan kendileri. Çünkü Witcher 3'ü yapan da onlardı. Böylesi bir firmanın ne olursa olsun büyük bir devin altında olmasına içim el vermez. Bağımsızlığından kopan oyun firmalarının zaman içinde kayboluşunu da çok gördük çünkü. Tabii CD Projekt o kadar küçük çaplı bir firma değil ama insan yine de ulan böyle bir şey olursa kısmını düşünmeden edemiyor. Evet dostlar, Sony ve CDPR arasında çıkan söylenti hakkında ufak çaplı bir video yapayım dedim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtirseniz cümbüş olur diyor ve videonun kapanışına geçiyoruz. Kanala maddi destekte bulunan ve videoları izleyen dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.